Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Bildiğiniz üzere Türkiye, özellikle son yıllarda savunma sanayide büyük bir gelişme yaşadı. Artık kendi insansız hava aracını, silahlı insansız hava aracını, helikopterini, insansız savaş uçağını, tankını, füzesini, hava savunma sistemini, gemisini, savaş uçağını üreten ve üretmek için büyük yatırımlar yapan bir ülke haline geldi. Bu durumda tabii ki ihracata da son derece olumlu yansıdı. Ve neredeyse her yıl savunma ve havacılık alanında rekorlar kırılıyor. Ve Türk ordumuz dünyanın son teknolojik sistemlerini envanterinde bulunduruyor. Ve bu durumda Türk ordusunun gücünde büyük bir artış sağlıyor. Türkiye, son yıllarda yerlilik ve millilik oranını arttırdı. Ve kendi üretim silahlarını envanterine kazandırmaya başladı. Bu durum ise dünya tarafından birçok haber kuruluşu tarafından yayınlanan analizler, haberler ve makaleler olarak göze çarptı. Yunanistan ise bu durumu çok daha yakından takip ediyor. Sürekli olarak gündeminde Türk savunma sanayisine yer veren Yunan medyası, bu kez Türkiye'ye nükleer silah ve kıtalar arası balistik füzeler mi geliştiriyor şeklinde soru kalıplarıyla manşet atmaya başladı. Yayınlanan makalelere biraz yakından baktığımızda içerik kaynakları Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde yaptığı konuşmalara dayandırılıyor. Makalenin dikkat çekici tarafıysa, Türkiye'nin yerli bir şekilde gizli silah ve savunma projeleri yürütüyor olabileceği iddia edilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarının üzerine yazıldığı kesin olan bu makaleyi daha iyi anlayabilmemiz için dönüp o konuşmalara bir göz atmakta fayda olacağını düşünüyoruz. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmişte hangi ifadeleri kullanmıştı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında gerçekleştirdiği bir konuşmasında, "Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok. Hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda Cumhurbaşkanı değil. Ziyarete gittiğimde bana, bize böyle böyle diyorlar. Benim elimde şu an 7500 kadar nükleer başlıklı var. Ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12500, 15.000 nükleer başlıklı füze var. Ben de yapacağım" dedi. Hale bakın, onlar nerede? Neyin yarışını yapıyor? Bize de sakın ha sen yapma diyorlar. Yanı başımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor" ifadene yer vermişti. Ayrıca Türkiye'nin son yıllarda savunma alanında kendini çok geliştirdiğini ve bazı sistemlerde Avrupa ile ortak şekilde üretim yaptığını yazan makalede Türkiye'nin gizli savunma projeleri ürettiği iddia ediliyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri Yunan'ı korkutmuş durumda diyebiliriz. Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer füzyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah, tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir. Savaş tarihinde nükleer silah Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde iki kez kullanılmıştır. İki temel nükleer silah türü vardır. İlki Hiroşima'ya atılan uranyum veya Nagasaki'ye plütonyum bombasındaki gibi uranyum ötesi ağır atom çekirdeklerini bölerek enerji eden füzyon bombalarıdır. Bu silahlarda uranyum ve plütonyum gibi ağır elementlerin parçalanabilir izotopları, süperkritik kütle denilen belli bir ağırlık limiti üzerinde bir araya getirildiğinde zincirleme reaksiyona girerek çok büyük bir güç üretirler. Hidrojen bombası veya füzyon bombası denen ikinci tipte ise ateşlenen bir füzyon bombası ile hidrojen çekirdekleri birleşmeye zorlanır. Bu sayede çok yüksek bir enerji ortaya çıkar. Füzyon bombalarının teorik üst limitleri olsa da füzyon bombaların gücünde bir üst limit yoktur. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu 2012 itibarıyla dünyada 4300'ü kullanıma hazır olmak üzere toplam 17.000 nükleer başlık bulunduğunu tahmin etmektedir.
Atom bombası, patlamanın kontrolsüz çekirdek tepkimesi yoluyla sallandığı bir bomba modelidir. Çekirdek tepkimesi zincirleme ve çok hızlı gerçekleştiğinden ortaya devasa boyutta bir enerji açığa çıkar. Ve bu da patlama ile beraberinde şok dalgası ortaya çıkarır. Füsyon tipi çekirdek tepkimesine dayalı atom bombalarında yüksek zenginlikte uranyum veya plütonyum kullanılır. Günümüzde üretilen bombalar daha çok plütonyum içeriklidir. Bu yüksek zenginlikte malzeme zenginleştirme tesislerinden ya da nükleer reaktörlerden elde edilmektedir. Zincirleme çekirdek tepkimesinin gerçekleşmesi için ortamın kritik adı verilen seviyede ya da üstünde olması gerekmektedir. Bunun için de belli miktardaki kütlenin belli bir hacimde olması gereklidir. Bu da gereken en az kütleye kritik kütle, hacime de kritik hacim denir. Atom bombalarında kritik kütle sağlanacak miktarda malzeme konur. Fakat bu malzeme öyle bir dağınık yerleştirilir ki kritik hacim şartı sağlanamaz. Ve bu sayede bomba beklerken ya da taşınırken tamamen güvenli bir şekilde durur. Atom bombasında patlamanın gerçekleşmesi için nükleer malzeme dışında iki ayrı önemli bölüm daha vardır. Bunlardan biri tetiklemeyi yapacak olan fünye diyebileceğimiz parçadır. Genelde dinamit kullanır. Bombanın patlaması için bu az miktardaki dinamit ilk olarak patlar ve patlamanın etkisiyle dağınık nükleer malzeme bir araya gelerek kritik hacme ulaşır. İkinci ise nötron kaynağıdır. Artık kritik kütlede ve hacimde olan malzemede zincirleme çekirdek tepkimesinin bir nötron kaynağından çıkan nötronlar başlatır. Ve bundan sonrası kontrolsüz bir biçimde devam eder ve patlama gerçekleşir. 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bombalar Japonya'ya çok zarar vermiştir. Termonükleer bombanın bulunmasından sonra atom bombası taktik silah olmuştur. Atom bombasının 1945 yılındaki icadından sonra aynı sene 16 Temmuz tarihinde ABD tarafından ilk denemesi gerçekleştirilen atom bombası insanlık ve dünya için ne kadar büyük bir tehdit olacağını o anda göstermiştir. Bir Meksiko çölünde gerçekleştirilen ilk deneme dönemin ABD Başkanı Truman tarafından da takip edilmiştir diyelim. Videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücüne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.